güzel bir gala. Öncelikle büyük geçmiş olsun demek istiyoruz. Sağ olun. Gerçekten de yaşadıklarınız hiç de kolay şeyler değildi. Öncelikle sağlık durumunuzdan başlayalım. Nasıl oldunuz? Yani son iki haftadır artık ayaklanmaya başladım. Ayak bileğimde kırıklar vardı, kıkırdak zedelenmesi vardı, kopukluk vardı. Ama yani ayaktayız çok şükür. Şu anda yanınızdayız. Yanımızda olduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Hissettik kalben. Yani 3-4 ay sonra da sakat bu olaydan sonra da hani ayaklanırız bir şekilde dedik ama içimizin acısı hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, emekçi arkadaşlarımızı kaybettik. Çok zor bir dönemdi ya. Yani tabii ki de çok zor bir dönem. Bu dönemde de en çok morale, motivasyona ihtiyacımız var. Evet, ben size demek istiyorum. Her zaman yanımda soruyoruz ama siz neler hissediyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Yani Ceyhun'un da söylediği gibi gerçekten çok zor zamanlardı. Elimden geldiğince Ceyhun'a da diğer arkadaşlarımıza da destek olmaya çalıştım ama benim için de gerçekten çok büyük bir acıydı. Çünkü yakın arkadaşımı kaybettim ben de. Yani söylenecek çok da fazla bir şey yok. Aslında gerçekten sözün bittiği yer burası maalesef. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz halen de. Fiziksel olarak çok şükür çok yolunda gidiyor her şey. Psikolojik olarak da daha iyi hissettiğimiz günlerdeyiz diyelim. Bugün de hem destek olmaya hem biraz böyle keyfimizi yerine getirmeye geldik. İnşallah çok güzel bir film izleyeceğiz. Evet, Bursa Büyübü'ne demek istiyorum. Birazdan da başlayacak ön gösterimi. Neler söyleyeceksiniz, neler bilmiyorsunuz? Ben 2006 yılında BKM Mutfağı'a girdiğimde atölye çalışmasında orada Ata abiyle tanışma imkanım oldu. Çok iyi bir abim ve Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden bir tanesi. Biz 2006-2007 yılından birlikte beri tanışıyoruz. Nasip olmadı çalışmak, çok isterim birlikte bir şeyler yapmak. Çok da seviyorum kendisini ve çok da güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Şansı, yolu açık olsun. İnşallah çok kişi dijital platformda izler. Ben inanıyorum çünkü çok çok seviyorum kendisini. Ben de çok güzel bir film izleyeceğimizden eminim. Çünkü bugüne kadar hep öyle oldu Ata abinin oynadığı filmlerden izlediğimiz. O yüzden dediğim gibi keyfimiz biraz yerine gelsin diye geldik. O yüzden çok da eğleneceğimize eminim. Evet. Aynen, hayat devam ediyor. İnşallah çok güzel izlenmeleri olsun. Çok büyük geçmiş olsun tekrardan. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki varsın. Arda Zepe'ye alacağım. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir atmosfer. Hepiniz çok şıksınız. Çok çok güzel bir ortam. Hayırlı olsun diyelim buraya da. Sizlerin ışıklarını zaten gözlerimizi kamaştırmıyor diyemeyiz yani. Çok şık olursunuz. Görelim hemen sizce. Siyah bir kombin tercih etmişsiniz.
köpeğe pişmiş aslında. Evet, kırmızı çok giyindiğim için artık kırmızıyı bir kenara atıp birazcık da siyah giyinelim dedik. Böyle. Biraz da projelere dönmek istiyorum. Yeni bir sürpriz var. Yasak Elmalı'nın kadrosuna bir şey yaptınız. Ne istiyorsanız giyineceğim. Yani böyle çok beğenerek izlediğim bir projede ve bu kadar güzel bir ekibin içinde çalışmak inanılmaz mutlu ediyor beni. Çok gurur verici bir şey. Ve gerçekten çok profesyonel oyuncular var. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Hepsi abi, abla, arkadaş gibi. Yani sonradan diziye katılmış olmanın o huzursuzluğunu hiçbir zaman yaşamadım. Hepsi inanılmaz tatlı, inanılmaz yardımsever, çok güzel bir ekip. O yüzden çok mutluyum. Nasıl karakterle göreceğiz orada peki? Orada Tuğçe karakteriyle göreceksiniz beni. Yani biliyorsunuz Yasak Elma'daki tüm karakterler hepsi çok renkli ve entrika dolu diyebilir miyiz? Evet, entrika dolu. Biz kadınlar da entrikayı seviyoruz. O yüzden yani mutlaka bir entrika sürprizlerle ben de geleceğim. Şu an tam olarak söyleyemiyorum, yeni başladım. Ama ilk bölümde zaten yayında olacağım. Şimdi biz kadar entrikaları severiz. Siz kendiniz hayatınızda da entrikaları seviyor musunuz? Nasıl oluyor? Yani aslında entrika tabii ki her kadın sever. İnsanların kafası dağılıyor genelde bu diziyi izlediğinde. Entrikayı ben tamamen sevmiyorum tabii ki de. Her kadının aklında bir entrika vardır, özellikle aşk hayatında. Sizin aşk hayatı peki, onu soralım. Madem bunu oraya doğru geldi. Yok, ben aşk hayatına kendimi kapadım. Neden efendim? Niye kapattınız onu şimdi? Yani şu zamanda ilişkiler tam anlamıyla yürümüyor. Çünkü değişik bir sosyal medyanın vermiş olduğu bir algı içerisindeyiz. Bundan dolayı güven sorunu var. Aynı zamanda kariyerime yöneldim. Hani başka duygular ve başka şeylerle problem yaşamak istemiyorum hayatımda. Bu güveni kaybettiren neydi peki sizde? Çabuk kaybedilen bir şey değil çünkü güven. Geçmişte yaşadığınız tecrübelerden dolayı. Yani tecrübelerden dolayı değil de hiçbir zaman güvenememiştim zaten. Çünkü kendimi hiçbir zaman bir ilişkiye vermedim. İstediğim hayallerim var, kariyerim var. O yüzden kendimi kapadım. İnşallah bir gün aşk bulur beni, ne diyeyim yani. İnşallah bir olsun. Bir de şimdi Dubai'ye dönmek istiyorum. Bir mücevher markası anlaşmıştınız, yanlış olmadıysa onunla ilgili birazcık bilgiler. Evet, Dubai'ye de Ocak ayında, yani bu ayda gideceğiz. Güzel bir proje. Şu an sözleşme gereği markanın ismini veremiyorum ama önemli bir marka. Güzel bir sözleşme. O da aynı zamanda bu projeyle beraber ikisini aynı anda yaşamak 2023 yılı bana böyle çok güzel sürprizlerle geldi diyebilirim. Nasıl olsun o zaman 2023 size mutluluk, aşk getirmesin ve para ve iş getirsin diyelim o zaman. Sağlık getirsin en başta. Sevdiklerimle mutlu bir hayat, kariyer. Tabii para da getirse iyi olur. İyi, o zaman teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Pardon. Aslı Bekiroğlu sahilde köpekleriyle yürüyüş yaparken kameralara yansıdı. Günaydın aslanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz? Teşekkürler. 2023 mikro röportajını yapalım hemen gitmeden. Hadi yapalım, iyi seneler hepinize. Nasıl geçti? Güzeldi. Yani ne diyeyim. 2022 mi, yılbaşı mı? Yılbaşında evdeydik, kardeşimle oturduk. Aile saadeti. Ünlü oyuncu 2022 yılını değerlendirdi. Nasıl geçti 2022 sizin için? Güzeldi hayatım. İyiydi de kötüydü de zaman zaman, yer yer. İyisiyle kötüsüyle atlattık çok şükür. İnşallah 2023 hepimiz için daha güzel, daha huzurlu, daha sağlıklı olur. Ne hemen diyeyim? Kötüsünü soralım, unutamadığınız kötüsü neydi? Sorma. Sağlık sorunları atlatan Aslı Bekiroğlu sahiplendiği yeni köpeğini gösterdi. Şimdi çok iyiyim. Yeni köpüşümü de sahiplendim. Sahiplendiniz mi? Yüzü de evet. Bakın hadi be. Kızınız alışabildi mi peki? Bu erkek hayatı. Erkek ama ben alışabildi ama. Başta çok sevmediler bile. Aramaktan mı sahiplendiniz yoksa nasıl? Ya Instagram ilanında buldum. Gene sahiplendim. Evet. Bir tane arkadaş vardı, bakamıyorum dedi. Rica etti. Alırım ben dedim. Severim yani. Bekiroğlu sahiplenilen hayvanların sokağa atılmasına çok kızdığını söyledi. Ben çünkü yani alınıp sokağa atılan hayvanları görünce dayanamıyorum. Ya da insanların onlara böyle bunharca vurup canlarını acıttıklarını görmeye dayanamıyorum gerçekten. Ve bunu inşallah 2023'ten beklentim olmuş. Hayvanları katletmediğimiz, onlarla uyum içinde yaşayabildiğimiz bir yıl diliyorum. Aynı akşam Sevda Mecburi İstikamet filminin galasına katılan Aslı Bekiroğlu atlattığı sağlık sorunu hakkında bilgi verdi. Bir geçmiş olsun da biz diyelim mi? Ne için? Olayı bir ambulansta kaldı. Ha evet, belimden su aldılar. Evet.
biraz üzüldük. Biraz üzdü bayağı beni. Bayağı bir ambulansta yatmışsınız herhalde. Tabii tabii, seti bırakmak zorunda kaldım. 2-3 gün sonra geldim. Kafamdaki basınç değerleri değişti çünkü. Saçma sapan işler oldu. Tam bilmediğim için soruyorum. Su alma olayı nasıl? Ne için? Ay, şimdi beline böyle bu kadar bir iğne sokuyorlar. Yine alıyorlar. Belimdeki basınç azalıyor. Ama belimdeki basınç meğersem zaten varmış. Tadında bir basınçmış o. Olması boşu boşuna aldıkları şey. Bir basınç yani, vardı, siz evet, basınç değişince de o aman başım benim, ağrıdı işte diyeyim sana. Şu an çok iyiyim, çok şükür. Basıncım süper şu an. Tam stabil basınçtayım. Geçen sene Mehmet Dinçerler'le 5 ay süren evliliğiyle manşetlerden inmeyen Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta konser verdi. Taşlarla kaplı elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, yüzü olduğu takım arkasının kendisine hediye ettiği 2 milyon 500 bin TL değerindeki özel seçki mücevherleriyle seyirci karşısına çıktı. İki saat sahnede kalan Hadise geri sayım yaptıktan sonra ekibiyle halay çekti. Ünlü şarkıcı geçen perşembe ise Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yırtık kotuyla dikkat çeken Hadise çıkışta oldukça neşeliydi. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni yılınız kutlu olsun evet, diyelim. Evet, mutlu nasılsınız? Yıllar arkadaşlar. Çok iyiyiz ya. Bomba gibi girdik yeni yıla. Valla bomba gibi girdik. Çok güzel sahnede seyircimizle, ekibimizle çok eğlendik. Çok güzeldi. Yılbaşı kıyafetiniz her zamanki gibi çok konuşuldu. Ay, çok teşekkür ederim. Güzeldi, çok eğlendik. Şimdi güzel dostlarla yemek yedik. Buradan da devam edeceğiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen yorumları? Güzel değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani güzel gidiyor her şey. Çok teşekkür ederim. Hadise'ye sahnede bazı şarkı sözleriyle eski eşine gönderme yaptığı iddiasının gündeme geldiği hatırlatıldı. Bazen böyle gönderme yapıyorsunuz gibi de algılanıyor. Çok saftım değil mi ben de olanları yuttum yani. Restoranda kendisine bir erkeğin eşlik ettiği söylentisine de kahkaha atarak karşılık veren ünlü popçu yeni yıl dileklerini sıraladı. Peki efendim, içeride bir beyefendiyle beraber olduğunu söylenildi ama. Ya. 2023 sizin yılınız olmuş olabilir mi Hadise Hanım? Yeni bir aşk. Arkadaşlar gerçekten çok tatlısınız ya. Çok tatlısınız. Hepinizi öpüyorum. O sizin tatlılığınız efendim. Gerçekten. Bizim değil. Teşekkürler, seneler, bizi kırmadığınız için. Güzel bir sene için. Olsun. Aşk dolu. Hepimiz için. Huzurlu. Biz de sizin için diliyoruz efendim. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Öte yandan Hadise'nin adı geçen yılın son günlerinde komedyen Hasan Can Kaya ile anılmış. Ancak Çok Aşk adlı ilk filmini çeken Kaya jet hızıyla iddiayı yalanlamış ve bekar bir adamım, öyle bir şey olsa gizlemem demişti. İkilinin samimiyetinin sadece birkaç görüşmeyle sınırlı kaldığı, ilişkiye dönüşmediği öğrenildi. Aynı gece bir ödül törenine katılan Hasan Can Kaya çıkan aşk haberini tiye aldı. Evet, 10 saniye sonra yalanladım biliyorsunuz zaten. Çok erken bitirdim. Evet evet, yani haber o kadar erken yalanladım ki ulan acaba doğru mu şüphesi uyandı yani. Hani haberden önce ben yalanladım gibi bir durum oldu. Ama öyle değil yani, çok çabuk yalandım çünkü zaten haber doğru olmadığı için. Eskilerinize çok gülmüş, o yüzden etkilenmiş aslında. Çok öyle teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Ne yazdıklarıyla ilgili bir fikrim yok. Kurgu için mi yapsa bu sorunun muhatabı o haberi uyduranlar. Dolayısıyla ben zaten öyle bir şey olmadığını hemen açıkladım. Bu tarz bir şeye de zaten reklam vesaire de ihtiyacımız da yok. Çok şükür istatistikler de ortada. Hadise Hanım da ihtiyacı yoktur diye tahmin ediyorum. Bu bildiğiniz bir magazin. Herhalde magazin gündemini meşgul etmek için arkadaşlarım akşam mesai çıkıyoruz bir haber çakalım diye. Uydurdukları bir şeydi diye. Onları da anlıyorum, onları da seviyorum. Sağlık olsun. Zaten yalanlamamız yaptı. Üstünde durulmadı çok. İlk defa sen soruyorsun. Vallahi. Öyle oldu. Öyle oldu, evet. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim ödülümü alayım. Siz bu arada başka bir şey uydurun. Tamam. Biz mi uyduralım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Hadise daha sonra arkadaşlarıyla soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı. Ünlü popçu Galatasaraylı futbolcu Mertens, eşi ve dostlarıyla geç saatlere kadar eğlendi. Hadise Hanım.
Hadisenin gecede giydiği kürkün gerçek olup olmadığı da tartışma yarattı. Ancak dünya çaplı bir markaya ait olan 30.000 TL'lik kürkün sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte. Vallahi ilk defa Ata'nın kokteyline geliyorum. Ne bileyim, denk geldim. Bu film zannediyorum güzel iş yapacak çünkü yani gittiğim yerde bir heyecan varsa o heyecanda ben varım yani. Heyecansız bir şey olmaz. Heyecan işin, yaptığı işin şeyi, eşitliğindeki anlamı yani. Sesi de güzel, güzel şarkılar söylüyor. Bence bu film o bülbül hikayesi, bülbül bülbülün karşısında öter. İyi öterse de. Öter mi, iyi öter mi sizce bülbüldeki bu film? Başlangıç. Vallahi ben bazen filmlerde böyle şarkı söylüyor, çok güzel. Yani, rakip bence kimse kimseye rakip olamaz. Herkes kendine rakiptir. Ailece gelmişsiniz bugün. Ben bir tek kendimden korkarım. Yani ben beni geçerim yani. Diye. Peki Mustafa Bey, son dönemdeki oyuncuların şarkı söylemelerini anlıyorsunuz. Peki sahnede şarkı söyleyen oyuncular iyi midir? Şarkı söyleme. Herkesin dünyasında var ya. Hepimiz boşta kaldığımız zaman şarkı mırıldanırız. Hayat bir şarkı zaten. Yani birileri meslek edinir, birileri yani sever. Biri de Allah vergisidir. Allah vergisi sanatçılar zaten bellidir. Biz de belli olmaya çalışıyoruz. Peki bu son dönemdeki müzik potansiyelini nasıl buluyorsunuz? Birçok dalda birçok müzik yapılıyor. Çok farklı hani özellikler, rap kuryası işte bir dalda arabesk kuryası, müziklerin değiştirilmesi, seslerin oynatılmasıyla alakalı. Vallahi ben 1900... Hani eski bir sanatçı olarak, aslında bir küçük bir sanatçı olarak. Kardeşlerim, dünyada rap yoktu. Benim yaptığım şarkı, bir şarkı vardı. Atam ayırım onu iyi, tutam ayırım onu iyi. Bu nasıl asalım diyorsa tam ayırım onu iyi. Al onu iyi, ver onu iyi, tut onu iyi, gör onu iyi, bak onu iyi, gör onu iyi, bir de onu iyi, ye onu iyi, bir de onu iyi. Türkiye'de bir iklimi siz. Yani o zaman girin arşivlere bakın. O zaman dünyada rap yok. Bırak ki. Fakat fazla rapin içine girdik. Şimdi raple hep olursa hepimiz rap oluruz. O zaman da olmaz ki. Duygularımızdan uzak olmak, bizden evet, uzak olmak. Evet, peki Mustafa Bey. Biliyorsunuz 2022 yılında Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı da bir rap şarkısı oldu. İstatistikler olarak da bir şey kabul gördü. İnanmıyorum istatistiklere. İstatistikler birçok şeyi eklediklerini duydum. 1 milyon şey varsa 10 milyon ekleniyor, 20 milyon gösteriyor. İnsanları aldatıyorlar. Ben buna inanmıyorum. Gerçek rakamlar da belli değil. O gerçek rakamların ne olduğunu da Allah biliyor. Burada bir yanıltma var. Kim yanıltıyor bilmiyorum ama insanlara gerçekleri verdikçe anlam olacak. O anlamdan da heyecan da olacak. Anlam olmayan bir şeyin heyecanı olmaz canım kardeşim. Yani size sen aldanırsın, o aldanır, bu aldanır, ben aldanırım. Ne olur, mutlu mu olacağım? Aldanmayla mutlu olacağım he. Ciddi ama komik. Evde çocuklara rap dinletiyor musunuz peki? He? Evde çocuklarına rap dinletiyor musunuz? Onlar arada bir dinliyorlar ama onlara da kızmaya başladım. Artık kendinize dönün. Yani eyvallah, severiz. Fazla daldığın zaman senden çıkarsın. Bizim asıl öz müziğimiz halk müziğidir. Biz halkız. İyi bir halkız, iyi bir halk. Ben de sizin
Tamam mı? Fotoğraflar tamam mı? Hocam şöyle. Sorucu başlayalım. Gel bakalım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bursa Bülbülü Ata Demirer. Aslında zaman zaman hani rekabete de koyulmak istedi. Yıllar önce çocukluğumuzda da izlemiştik. Ve yine buradasınız, galasındasınız yine. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl ya, bir iş oldu sizce? Bence ya ben zaten biraz fragman, yani birkaç değişik fragmanını, son fragmana karar verilene kadar onları seyrettim. Bence çok hakim olduğu alan yine Atan'ın müzik. Kendi gerçek hikayelerinden de esinlendiği çok belli oluyor. Bence çok etkili bir film olacak. Çok ümitliyim yani, beklentim yüksek. Ve Ata Demirer artık filmlerinden de daha çok böyle sanatı da şarkıcılık da ön plana çıkarıyor. Siz nasıl buluyorsunuz? Çok yetenekli. Çok yetenekli yani. Birden fazla alanda birinci sınıf yeteneğe sahip. Şahane bir adam Ata. Onun şovlarını da çok seviyorum, filmlerini de seviyorum. Evet, siz nasılsınız? Peki en son Cici vizyona girdi bir dijital platformda. Yeni projeler var mı? Çalışmalar nasıl gidiyor? Organize işlerle ilgili neler yazıldı, neler çizildi? Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola'nın olacağı konuşuldu. Hocam... Yok, Ezgi yok. Kıvanç var. Ama işte biraz böyle oyuncu trafiğinden dolayı bir erteleme oldu. Ama ben senaryomu bitirdim. BKM'ye de verdim. 8 bölümü. Aslında 4 tane organize işler filmi yazmış oldum. Evet aslında ama sinema tadında dizi. 2 senedir sokağa çıkmıyorum, yazıyorum. Kesinlikle. Bu var. Onun dışında başka şeyler de var ama bize esas önemli var ama. Evet. Çalışmaları oyuncu kadrosu belli olunca mı başlayacak? Ya evet, biraz trafik, çok dizi trafiği var ya. Kastı bir araya getirmek, onu başlatmak falan biraz şey oluyor. Evet. Herkes de çok meşgul isimler. Tahmin ediyorum. Ama yolunda gidiyor yani. Şey. Peki Kıvanç Tatlıtuğ dışındaki isimler? Açılıyor muyduk bunları ya? Sanki yok, alacağım da Esin Hanım izin vermiyor. Açılamıyormuş. Peki. Bildi, öğrendiğimiz kadarıyla. Ama yani şeyin babaları, organize işlerin babaları var filmde. Harika söyleyeyim. O zaman. Çok güzel. Teşekkür sağ ederiz o zaman. İyi seyirler. Sağ olun. Sıkıştırmayın. Çadırını çıkaracaksınız. Şu an iyiyim bence, böyle değil miyim? Şıklığı soracağım ama aslında evet. Bir saniye, çok başlığını alalım baştan. Şey yani, görmeyecek şekilde seyircilerim sorun. Çok şık olmuşsun. Teşekkürler. Böyle kıyafet açarsa görelim en azından. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir galası, bir atalım evet. Biraz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlıyız, merakla bekliyorum. Çok güzel bir iş çıkacağı kesin zaten. Tanıtımları da şahane göründü. Ne diyebilirim ki zaten, kendini kanıtlamış insanlara ben şu an. Siz de çok şıksınız. Teşekkürler. Son dönemde biliyorsunuz, ayaktasınız. Hani böyle bir güzellik furyası, kıyafet furyası. Evet. Nasıl hazırlandınız geceyi, bahseder misiniz? Ya ben kendimi genelde teslim ediyorum menajerime ve yoldaşlarıma. Öyle aslında. Herkes nasıl hazırlanıyorsa öyle. Sterliniz var mı yoksa genel olarak? Var, birlikte çalıştığım birkaç arkadaşım var. Evet. Peki neler yapıyorsunuz? O sesle Aytaç Bey'le çok güzel bir partnerlik oldu. Teşekkürler. Geri dönüşleri nasıl oldu peki? Vay, çok güzel oldu. Aslında benim beklediğimden daha güzel oldu. Ben biraz korkarak çıktım oraya ama güzel dönüşler aldık ya. Fena değildi yani bence. Peki, sence? Daha çok güzel söylediniz. Yani güzel bir ikili olmuşsunuz. Yakıştırmalar da yapıldı bununla ilgili. Biliyorsunuz da bilmiyorum. Yani nasıl yakıştırmalar? Aytaç Bey'le de yakıştırmalar geldi. Aa, sağ olun. Aha. Teşekkür ederim. Partner zaten o yüzden yapıyorlar ya. Genelde yakıştırmalar. Var mı peki yeni proje, neler istiyorsunuz? Var, görüştüğüm projeler var şu an. Daha tam netleşmedi, netleşince konuşuruz. Son dönemdeki popülerliğinizin dışarıdan size nasıl yansıyor peki? Hani özellikle 3 kuruşla birlikte yani gönüllerde farklı bir tat koydunuz. Teşekkürler, sağ olun. Siz kendinizi nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok zor sorular bunlar benim için. Benim için çok bir şey değişmedi işte. Güzel, kariyerime çok güzel etkisi oldu tabii ki de. Öyle. Ben aynı devam ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhabalar. Ben Doktor İlter Denizoğlu. Aleyna Tilki ile ses terapilerimizi devam ediyoruz. Şarkı söylemek, daha doğrusu profesyonel ses icrası, iki boyutu olan bir iş. Ve birinci boyutu tabii ki sanatsal yetenekler, müzik bilgisi ve vesaire. Ama ikinci boyutu spor.
Yani siz sahnede bir performans gerçekleştiriyorsanız bunun sportif kısmı da var. Ve örneğin bir profesyonel futbolcunun, dünyanın en ünlü futbolcusu da olsa, hayatı boyunca karşılaşacağı ayakta burkulmalar vesaire sakatlıklar olabilir. Ve bunlar tabii ki geçici çoğunlukla ve uygun bir tedaviyle futbolcular tekrar belli bir zaman içinde sahaya dönüyorlar. Biz de Aleyna Hanım'la tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü, daha güzel bir şekilde sahnelere döneceğiz. Teşekkür ederiz. Aslında perdeden bir şeyler söylemek istiyoruz. Buradan söyleyeceğim benim kendi adıma, öncelikle oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenimiz Hakan Algül'e ve Necati Akpınar'a, BKM'ye çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir zamanda seyahat etme fırsatı verdi. Benim şahsen çalışırken en yorulduğum filmdi. Çok dönem filmi olduğu için biraz fazla çaba sarf ettiğimizi düşünüyorum. Herkes öyleydi. Sanırım aynı duygudaydı ama çok mutlu ayrıldık. Bakalım bu gecenin sonunda da mutlu olacağımızı hissediyorum. Hayırlı olsun diyelim, bekliyoruz. Yanım siz neler söyleyeceksiniz? Ata Demirer'le çalışmak nasıl bir duygu ve nasıl bir proje oldu sizin için? Ata o kadar güzel açıkladı ki inanılmaz heyecan verici bir film benim için. Diğer oyuncu arkadaşlarımla beraber muazzam, keyifli bir film çektik. Ama ben de herkes gibi sabırsızlıkla bir an evvel salona geçip filmi izlemek istiyorum aynı şekilde. Dönem filmi olduğunu biliyoruz. Nasıl geçti bu dönem? Ata Bey'in birçok kült filmi var ama en zorlandığım, en yorulduğum, yorucu bir filmdeki. Sizin için nasıl geçti film? Yani benim için de aynı şekilde hem o dönem olmasından mütevellit ekstra bir araştırma, ekstra yapmamız gereken, özen göstermemiz gereken nüanslar vardı. Ama hem Ata hem diğer oyuncu arkadaşlarım Cem ekstradan, yönetmenimiz Hakan Algül, müzik direktörümüz Taşkın Sabah, diğer bütün ekibimizdeki her kişi o kadar güzel destek oldu, yardımcı oldu ki çok keyifle geçti bizim için. Harika. Cem Bey siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun bir Ata Demirer filmi. Çok teşekkür ederim. Komedi dalında üstadlardan artık. Estağfurullah. Dur. Eli yükseltme dur. Siz neler söyleyeceksiniz? Aklı... Nasıl bir film oldu sizin için? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aklı yolu bir. Ben de bir usta komedyenle bir iş yapmak istedim. Onun yanında olmak istedim. Hem çok güzel şeyler öğrendik hem de güzel bir set ortamı yaşadık. Heyecanlıyız tabii. Hepimiz işin bir ucundan tutmaya çalıştık. Ruhlarımızı katmaya çalıştık.
Bence öyle de oldu. Umarım izleyen herkes için de öyle olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Tarık Hocam, siz neler söylemek istersiniz? Sizin için nasıl bir film oldu? Vallahi ben kendimi Hollywood'da hakikaten Hollywood'da bir proje, bir nasıl hayata geçiyorsa BKM sayesinde, sevgili Necati Akpınar sayesinde biz Bursa'da bir Hollywood macerası yaşadık diyebilirim. Onun için gerçekten yapım firmasına, BKM'ye çok teşekkür ediyorum. Bu huzuru, bu mutluluğu bize yaşattığı için. Onun haricinde senaryo zaten muhteşemdi. Ve ben bugüne kadar Atademir'in bütün filmlerini seyretmiştim. İlk defa birlikte olma şerefine nail oldum. Estağfurullah. Sanıyorum o filmlerin hepsinin üstünde bir film çıkacak ortaya diye düşünüyorum. Ama tabii ki takdir seyircinin. Göreceğiz bakalım neler olacak. Şey emeği daha... geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özür dilerim. Hocam estağfurullah. Şunu da ekleyelim istedim ben. Bir anda aklıma geldi Tarık abi Hollywood falan deyince. Bazı sahneleri Erdek'te çektik. Erdek, Balıkesir, Narlı, o sahil, orada yaşayan insanlar, o vatandaşlar bize o kadar yardım etti ki. Çok kalabalık, figürasyonlu sahnelerdi. Buradan onlara çok selam olsun, çok teşekkür ediyoruz. Ve Bursa, benim memleketim. Bursalı vatandaşlara, filmimizde oynayan yardımcı oyunculara da buradan selam olsun. Geceli gündüzlü çalıştık. Gık demediler. Ata Bey, aslında filmde sizin çocukluğunuz da var. Onlardan biraz bahseder misiniz? Senaryo benim çocukluğum diye. Nerede? Burada mı? Uras nerede? Uras? Burada mı? Ha, salonda mı? Çocuk işte. Yani evet, çocuk işte. Ben de öyleydim. Babamlar bunu yaşarken beni önce salonda. Tabii tabii. Yani evet, benim çocukluğumdan bir takım gerçeklik öbekleri taşıyor ama kurgusal bir hikaye sonuçta. Ama çok fazla içinde izlediği yol özellikle. Benim hikayemi sanki 20-25-30 yaş büyük biri aynı şeyi yapıyormuş gibi bir durum var. Bu arada arkalarda Celil Alçakan var bak. Aa, çok iyidir bu konularda. Celil Bey, sizi şöyle alsak duygularınızı. Artık salona gidelim biz ufak ufak izninizle. Filmimizi izleyelim. Çok seyircimizi bekletmeyelim daha fazla. Zaten aşağıda bekliyor. Hayırlı evet, olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Cuma günü yayındayız ama aynı zamanda Cuma günü filmin müzikleri de bütün dijital platformlarda olacak. Bu platformu yemiyor. Müziklerini de tavsiye ederiz. Haydi salona geçelim. Hadi gidelim. Hadi İyi akşamlar. Aslan Hanım, nasılsınız? Özlüyoruz sizi, bekliyoruz. Hamilelik süreçleri görmek istedik bir. Çok fena aslında. Nasıl gidiyor hamilelik? İyi iyi, her şey yolunda, teşekkür ederim. Evet, cinsiyetle ilgili bir durum belli oldu mu? Hayır efendim, henüz olmadı. Peki aşermeler vesaire var mı Aslan Hanım? Nasıl geçiyor hani bu süreç sizin için? Güzel geçiyor. Ya bir şey söyleyeceğim, oyun 2,5 saat sürüyor ya. Evet. Ben 2,5 saat falan ağlıyorum. O kadar yoruldum ki. Beni bugün affetsin. Tabii ki abi, tabii ki. Tabii ki. Her şey yolun. Siz geliyorsunuz ya, ben oyundan çıkmış oluyorum. Vallahi çok yoruldum. Yok, doğru doğru. Yoksa biliyorsun yani. Her şey yolunda. Yolunda. Aa, sen asıl onu bırak da sizin diziniz geliyor. Geldi, bugün çıktı. Eve gidince izleyin müsait olursanız. İyi akşamlar. Teşekkürler, sağ olun. Thank you.